Engin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Duydun mu sesimi abi? Duydum. Nasıl söyledim? Gayet güzel. Var mı? Işık var mı? Gayet güzel. Sana hemen bir tane single Ya yapma ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Ortamı tedavi eder en azından. Engin bir şey söyleyeceğim. Şimdi bana single'ı Evet. şöyle yapabiliriz. Sen okursun, ben playback yaparım. Ancak öyle olur. Ya şimdi bu zamanda biliyorsunuz sanatçılık kolay iş. Bir single çıkar, bitti gitti. Sosyal bir mesaj aldık. Sosyal bir mesaj aldık ama bir şey söyleyeyim. Bilemiyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bunu söyleyecek ender sanatçılardan birisisin Engin. Neden? Çünkü işini hakkıyla yapan, kliplerini de izliyorum. Yani kliplerinde de bir şey görüyorum. Aslında şöyle, yani ben seni sanatçılardan ayırayım biraz. En azından öyle söyleyeyim. Şimdi yani işte Karadeniz'in yetiştirmiş olduğu güzel bir ses. Allah kabiliyet vermiş, ses vermiş. Bana vermemiş ama sana vermiş yani. Bir böyle güzel bir Çok naziksiniz. çok Çok teşekkür. teşekkür Estağfurullah ediyorum. ya. Sağ olun. Onlar... Şimdi ama sende şöyle bir şey de var. Sen klip çekerken de farklı bir şeyler yapıyorsun. Yani bu çok güzel. En azından onu söyleyeyim. Hani hem o sesinle kulaklarımıza hitap ediyorsun, hem de kliplerinle gerçekten ya keşke orada olsaydım ya. Ben de orada olmalıydım. O klibi çekerken beni niye götürmedi de dedirtiyorsun doğrusunu söylemek gerekirse. Ne mutlu bize ya. Bu izlenimi verdiysek size çok teşekkür ediyorum hakikaten. Demek ki amacımıza ulaşıyoruz. Evet, Ama Engin. bu tabii biraz meşakkatli bir iş olduğu için her seferinde yani çok hızlı yapamıyoruz diyeyim. Çünkü biliyorsunuz bunların hepsi bir maliyet. Ama sadece parayla olan şeyler değil bunlar. Bunlar düşünceye de emek yani düşünceye de bir emek sarf ediyorsun. Seninle birlikte yol arkadaşlarım, onlarla birlikte bu işleri ezallah ezallah şefakallah. Onlarla birlikte göğüslüyorsun. Evet. Yani kolay olmuyor. Benim de ama sizlerden bunu duymak çok güzel. Çünkü benim niyetim artık yani bu dakikadan sonra tabii aşk, sevgi çok önemli, çok kutsal değerler ama biz müziğimizle daha evrensel konulara değinip o Evet. konular üzerinden işlemek istiyoruz. Daha evrensel. Değil Yani mi? Karadeniz'den sadece Türkiye değil artık Türkiye'de her yerde Karadeniz müziği dinleniliyor. Evet. Mühim olan bütün dünyaya yayılabilmek. Hedefimiz büyük. Ya biz küçüğüz, hedef büyük ama büyük olsun. Yo, ya Önemli olan ya hedefe varmak değil. Ben hedefe varırken yaşadıklarımdan çok mutluluk duyuyorum. Yani hedefe varmak benim için çok da önemli değil. Ama hedefe varmak için o yolda giderken yaşadıklarım, başımdan geçenler, işte işin esas güzel olan tarafı bu. Yani Bundan keyif alıyorum. ya bu güzel bir şey ama şöyle yani farklı soundlar, farklı sesler, o ses aralığını biraz daha farklı kullanmak evet çok güzel gerçekten ve ben gerçekten severek dinliyorum. Yani biraz da böyle herhalde benim de müzik zevkime uyuyor doğrusunu söylemek gerekirse yaptıkların ama bu yaptığın bir risk değil mi Engin? Ya işte hayat bir risk mi? Şöyle söyleyeyim. Yani popüler kültüre hizmet etmektense ben evrensel değerlere hizmet etmeyi daha çok arzuluyorum. Evet. Ama bazen ister istemez biz de o popüler kültürle beraber yoğruluyoruz. Ondan bize kalan yani etkileri oluyor. Fakat bence insanlar artık risk almalı. Yani günümüzde biliyorsunuz insanların sanatçıların değerleri yaptıkları işler üzerindeki tıklamalarla yani yabancı bir kuruluşun o kurmuş olduğu kanal üzerindeki tıklama üzerinden sen kıymet görüyorsun. Yani olmaması gereken yani benim kesinlikle tasvip ettiğim bir şey değil. Ama maalesef insanlar böyle bir değerlendirmeye girmiş durumdalar. Yani o zaman hani gülün peşinden koşarken diyor ya işte ayağının altında ezdiğin papatyalar işte farkında Değil mi? olamadığınız ne papatyalar var ne güzel sesler ne güzel eserler
ne muhteşem işler var. İnanılmaz muhteşem işler var. Ama evet, maalesef bu popüler kültürü bizim yani bize dayatıyorlar sanat bunu. Sanat dünyasının diyeyim yani sanatın gelişmesi anlamında çok ciddi manada bir darbe koydu yani. Çok ciddi manada. Evet. Ama şöyle de bir şey var. Mesela sana bakınca da sen de şimdi şöyle bir şey var. Mesela şimdi bakıyorum orada ciddi anlamda bir tık var. Yani dağlara gidelim bir milyonları bulmuş. Diğerleri hakeza aynı şekilde. Yani bu aslında senin de işine yaramış olmuyor mu? O söylediğin platformlar. Mesela şimdi insanlar çok iyi sesler var. İşte hani 1000'i, 5000'i, 10.000'i bulan ben 5000'i, 10.000'i buldum diye düşünüyor ama sen 1 milyona yaklaşmışsın. 1 milyon insan izlemiş. Bu senin için bir avantaj şimdi ama... Şimdi şöyle diyeyim. Ya ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bu o kadar acayip bir şey ki çok da uzun bir konu aslında. Keşke var ya Karadeniz, Mavi Karadeniz gibi bir şey yapsa da bunun içerisinde güzel bir program yapılsa ve anlatabilsek bu konuları. Çok da öyle göründüğü gibi değil. Çok farklı konular var. Öncesinde yapımcıların kölesi olma durumu vardı. Yani evet, müzik dünyasında yapımcıların kölesi oluyorsun. Ne yapıyorsun? Kendin işte bir şarkı yapıyorsun. Bütün duygunu, emeğini, ruhunu, her şeyini veriyorsun. Daha sonra gidiyorsun bir klip çekiyorsun. Para harcıyorsun, hayaller kuruyorsun. Sonra gidiyorsun o tuttuğun hayallerin hepsini bir abiye veriyorsun. Abi al diyor bunlar. Benim hayallerim. Al bu hayallerimi. Ben bu hayallerimi sana veriyorum. Niye biliyor musun? Çünkü ben halka ulaşmak istiyorum. Beni halkla buluştur diyor. Tamam mı? Adam da diyor ki ya ben senin hayallerini gerçek eder miyim edemez miyim bilemem ama bunun da bir bedeli var. Sen o kadar çalıştın. O kadar biriktirdin. O kadar araştırma yaptın. O kadar mücadele verdin, para harcadın, geceni gündüzüne kattın. Ama bunun üstüne bana da vereceksin. Bana vereceksin. Ver. Seni ben yiyeceğim diyor. Böyle işte bu durumlardan dolayı insanlar ne yaptı? Bu sefer bu sosyal medya yani aslında bir anlamda yani bunlara biraz engel olur gibi oldu. Evet. Şimdi de ne oluyor? Götürüyorsun, yapıyorsun. Yine aynı şekilde bak. Hayallerini, her şeyini geceni gündüzüne katıyorsun. Emek veriyorsun. Hayaller kuruyorsun. Gidiyorsun. İşte o YouTube'a yüklüyorsun. Basıyorsun. Ama çok izlenecek. YouTube diyor ki bu sefer. Sen önceden onlara veriyordun ya. Şimdi sen bana ver. Ver. Google AdWords'ta ver paraları. Ver. Gönderiyoruz buradan Amerika'ya paraları. YouTube'da diyor ki ha bakayım. Aferin yatırmış. Papalos. Aferin. Gösterebilir misiniz bu uçan çocuğun şeylerini? Evet orada. Engin orada bir tane şarkı çıkarmış. Hemen basayım da izleyeyim. Yani. Yani hiçbir şey değişmedi çok burada. Çok zor işte. Değişen. Aslında işte. İlk başta güzeldi, daha sonradan bu iş değişti. Bakın çok ilginç kitlamalar var ya, 100 milyonlar, 150 milyonlar, acayip kitlamalar var. Bizim Karadenizli kardeşlerimiz çok güzel tıklamalar aldı. Evet. Fakat bu kardeşlerimiz şimdi yeni yaptığı işlerde mümkün olmuyor. Neden? İşte para artık, o algoritma... Para orantısı artık her şey biraz daha böyle dengeler değişti. Şu anda çok ciddi bir sömürü var dünyada. Yani benim gözlemlediğim. Çok ciddi bir sömürü. Bunu çok ciddi para gidiyor. Engin bunu şöyle sorayım. Bu sanatçıları sömürmekten mi yoksa oraya gelip izleyenleri sömürmekten mi bahsediyoruz? Yani çok güzel. Evet. Yani şimdi orada bir iki ayrı konu var. Bir tanesi sanatçılar. Şimdi şöyle bir şey var. Yani ben size gerçekten saygı duyuyorum. Neden? Çünkü bu insanlar siz üretiyorsunuz. Yani bir şey üretiyorsunuz. Hani birisi araba üretiyor, birisi de sanat üretiyor. Sen de sanat üretiyorsun. Geceni gündüzüne veriyorsun. İnsanlar gecenin bir vakti uyurken belki sen orada stüdyoda oluyorsun. Sonra gidiyorsun klibini çekiyorsun. Bunun sömürülmesi kötü ama
bir taraftan da izleyenler var. Yani seni izleyenler, seni sevenler. Sonuçta mesela o platformdan bahsediyoruz ama sen de o platforma binlerce, milyonlarca insanla katkıda bulunuyorsun. Muhakkak bu karşılıkta aslında o platformlardan para da kazanılıyor. Artık insanlar onu da kâra çevirmeye çalışıyor. Tabii dinleyicilerle bir şekilde buluşuyoruz nihayetinde. İzleyici tarafı var, sanatçı tarafı var, bunun yanında firmalar var, reklam veren bir sürü şey var. Yani bir sürü argüman var. Yani dünya değişti. Ama bence sanatın bu kadar ticarileşmesi iyi bir şey olmadı. Yani Türkiye'de şu yok. Sanatçı, yapımcı. Yapımcılıklar kendi üstüne düşeni yapmıyor. Kendi üstüne düşeni yapsa, değil mi? Bu yani. Kardeşiniz şarkılarını yapsa, adam gibi. Güzelce ne? Kafasını hiç takmasa, nasıl olsa benim yapımcım var. Benim hakkımı koruyor. Ben ona şarkımı verdim mi, o benim her türlü mecrada dağıtır, tanıtımımı yapar. O da kazanır, ben de kazanırım, insanlara da ulaşırım. Ama böyle bir düzen kurulmuyor nedense. Yok yani. Böyle bir ortam oluşmuyor. Çünkü herkes kolayın peşinde. Yiyeyim, getir onu. Geldi mi? Getir. Şarkı mı var? Ha, bakayım bu patlar. Ama bana şunu vereceksin der yani. Evet. Yani böyle mi ile fa arasındaki farkı bilmeyen insanlar yapımcı olmuş bu ülkede. Değil mi? Ve böyle olunca ne olur? Müzisyenin halinden anlar mı? Anlamaz. Ticaret yapıyor. Sen bunları nasıl aşıyorsun Engin? Bunları nasıl aşıyorsun sen? Ben bunları nasıl aşıyorum? Ben artık kendi işimi kendim yapıyorum. En azından tabii zayıf kalıyoruz ama şöyle kendi yapımcılığını yapmaya çalışıyor. Hmm. Dijital medyada medya işte mecrada kendim var oluyorum. Kendi şarkılarımı yapıp kendi üstüme kaydımı yapıyorum. Öyle paylaşıyorum. Hmm. Tabii mücadelesi zor. Çünkü bunun medya boyutu var. Ulusal medya var. Ulusal medya bazı insanların elinde. Diziler var mesela bak. Diziler. Türkiye'de diziler var. Dizilerde şarkımızın çıkması çok yani mümkün değil. Orada da aynı hikaye. Bana vereceksin. Bana vereceksin ben yiyeceğim. Önce bana vereceksin sonra. Yani her yerde bir sömürü var. Değil mi? Yani her yer parsellenmiş. Parsellenmiş. Bunu nasıl engelleyebilir bu ortam? Ya onu da ben çok böyle kafası çalışan bir adam değilim. Bunu ben düşünmeyeceğim. Ya bir de ben çok şeyi merak ediyorum Engin. Şimdi ülke koruması lazım. Söylediğin şeyler çok doğru ama ben şunu da merak ediyorum. Yani mesela bu sanatçılar için yani aktörler için, aktrisler için de geçerli. Evet. Ses sanatçıları için de geçerli. Şimdi ya ön planda olan birisi var. Yani hadi istisnalar kaideyi evet. bozmuyor tabii ama mesela bir aktör ön planda ya evet. da aktris ön planda. Ön planda olan bir sanatçı var, şarkı söyleyen, üreten ama bunun kaymağını nedense hep arkada başkaları yiyor ya. Bu enteresan değil mi gerçekten? Yani ben ya hani... şimdi ben ben belki her şeyi tam söyleyemiyorum. Eksik olduğum yerler var. Benim tespitlerimde çok yani yanlış yerler de olabilir. Bu cahilliğimden olur varsa da. Estağfurullah. Her şeyi bilemeyebilirim ama şimdi tabii birileri daha popüler olacak, birileri daha önde olacak. Bu değil. Sonuç yani sorun o değil. Sorun eşitsizlik. Yani eşitlik ilkesi yok. Yani eşit bir ortam oluşamıyor. Öyle bir düzen kurulmuş ki bu düzenin içerisinde dediğiniz gibi yiyen taraf hep belli. Değil mi? Yani yiyen taraf belli. Evet, bunun içerisinde var olma mücadelesi zor ama ben keyif alıyorum artık. Benim için keyifli. Ben hedefime gitmek için birebir mücadele veriyorum. Savaşıyorum. Yeni şeyler üretiyorum. Sadece aşk, meşk, ot, böcük değil. Evrensel konulara el atıp böyle binlerce yıl söylenebilecek bir şarkı yapmak istiyorum. Yani yaptım demiyorum. Yapmak istiyorum. Hedefim o. Bunu ne zaman ulaşırım? Bunu ben bilmem. Bunu zaman içerisinde ya öyle olur ya da olmaz. Umarım başarabiliriz. Başarırsın. Ben inanıyorum sana gerçekten. Bir kere
kaliteni biliyoruz. İnşallah. Kaliteni biliyoruz ve dünyaya bakış açını da böylece öğrenmiş olduk. Bunlar çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ederim. Tabii o güzel eserler de bu güzel kafadan çıkıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Biz ilk defa muhabbet ediyoruz. Eyvallah. İlk defa çok sohbet sağ ol. Ediyoruz. Bunun için de gerçekten... Aynen kırdığınız gibi. Bunun için de gerçekten çok mutlu benim oldum. Şunu da demek isterim. Yani tabii burada dinleyicilerimizin de çok önemli bir üstünde aslında önemli bir vazife var. Onlar da bizi sahiplenmeli. Tabii ki. Yani bu sahiplenme hep karşı taraflı, karşılıklı olmalı. Biz onlar için güzel işler yapacağız. Yani insanlığa faydalı olan melodileri, müzikleri, sözleri yazacağız. Görsel olarak bunları sunacağız. İnsanlığa faydalı olacak bunlar. O zaman olduğu zaman sanat oluyor. Biz öyle yapabilirsek o sanatı yapan da işte sanatı yapan da sanatçı oluyor. Önce biz onların sanatını doğru icra edeceğiz. Onlar da bizi sahiplenecek. Yaptığımız emekleri görecekler, paylaşacaklar, izleyecekler. Dijital mecralardan takip edecekler yasal olarak. Ki biz de bu işten geçimimizi sağlayabilirim. Evet. Ama ben çok açgözlü bir insan değilim. Senin için yani, bir avantajın var. Geçimimi sağladığım zaman çok çabuk doyan bir adamım. Yani hayatım boyunca da bu özelliğimin gitmesini istemiyorum. Böylelikle daha çabuk doyup daha güzel şeyler üretebiliyorum. Ya senin şöyle de bir avantajın var. Bu arada bir şarkı isteyeceğim bundan sonra, şu tespitinden sonra. Bence senin şöyle bir avantajın var. Şimdi dünyada, yani bu dünya kurulduğu günden belki bugüne kadar devam eden, süre gelen bir kaide var. Şöyle bir kaide. Aslında dünya hep gençlerin elindedir. Yani 18 ile 40 yaş arasındaki insanların elindedir. Onlar ekonomiyi onlar canlandırır, sanatı onlar canlandırır. Bu dönemde de öyle. Yani şu dönemde de baktığımızda sosyal medya ile beraber bunun farkına vardı bazı insanlar. Ben doğrusu kendim daha önce de farkındaydım. Mesela Türkiye'de gençlere sahip olan herkes her şeyi kazanabilir. Yani öyle bir gerçek. Seçimi de kazanır, müziği de kazanır. Şu anda da o var ama senin de avantajın var. Çünkü müziğin gerçekten gençlere çok daha hitap eden bir müzik tarzın var. Daha böyle hani doğadan bahsederken de mesela Haluk Levent'te de bu vardı. İşte Akdeniz Akşamları dediği zaman orada bir doğa var. Yani Haluk Levent de bunu çok iyi kullandı. Sen de bunu çok iyi kullanıyorsun. Avantajlı olduğunu düşünüyorum Engin. İnşallah bakalım. Zaman içerisinde daha çok insana ulaşmak, daha çok gönüle girmek. Bizim açlığımız o. Peki. Ne kadar çok gönül çalarsak o kadar iyi. Ben başaracağına inanıyorum. Hatta başardığına inanıyorum. Çok başaracağına demeyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Bir eser söyler misin? Biz o yolda devam ediyoruz. Tabii ki. Hayranlarına. Şimdi ben en son yaptığımız eseri paylaşacağım. Hem ismi de tam kanalımıza da uygun. Mavi diye bir eserimiz muhteşem, bu. Muhteşem. En sevdiğim. Bu eser çok teşekkür ediyorum. Bu eser Hızır Canbaz abimiz. Şamlıhem şimdi bir şairdir kendisi. Araştırmacıdır. Albümleri de vardır. Çok sevdiğim biridir kendisi. Ve birçok şarkı sözümü de ondan almışımdır. Hızır abimizin kızının ismi Mavi. Harika. Kızının doğum gününde ona bir şiir yazdı ve bana gönderdi. Dedi ki Engin'im dedi ya Mavi'me bir şiir yazdı. Bir baksana dedi. Sevinir, sever böyle şeyleri. Belki bir şey tıngırt atabilirsin falan dedi bana. Ya o kadar güzel sözler yazmış ki. Ya şimdi oradan öyle şey, çok da güzel bir şiir hakikaten. Düşünün yani dünyanın rengi mavi. Yani kainattaki dünyanın rengi mavi. Ve bir baba en kutsal sevgiyi yaşıyor kızıyla. Evet. Ve kızının adının da kendi dünyası olduğunu söylüyor ve adını Mavi koyuyor. Yani çok anlamlı geliyor bana. Ve o sözlerden yaptığımız bir eser. Bu işte bir babanın kızına duyduğu kutsal bir sevgiden doğan eser. Sevgi dolu bir özgürlük şarkısı oluyor. Hadi bakalım dinliyoruz. Umarım beğenir herkes dostlarımız. Şöyle biraz açmalıyım ki duyabileyim kendimi. Karanlık veda eder,
Ay su su gider, aydınlıkla beraber dünya rengine döner. Güneş ile gökyüzü, okyanuslarla deniz, özgürlük şarkısı söyler biz de dinleriz. Mavidir rengin deniz, mavidir gün rengi, özgürlük de mavidir adında lan sevgi. Mavidir rengin deniz, mavidir gün rengi, özgürlük de mavidir adında olan sevgi. Kar erir gelir bahar, yağmur her yere yağar, renk alırız hayattan, her çocuk özgür doğar. Dile hak, fikire hak, karanlığa bir mum yak, eğer insan olursak gelecekte özgürdür. Özgürdür rengin deniz, özgürdür gönlendi, özgürlük temavidir adında olan sevgi. Mavidir rengin deniz, mavidir gün rengi, özgürlük temavidir adında olan sevgi. Harika. Ağzına yüreğine sağlık. Çok Engin. Teşekkür ediyorum. Harika. Sağ ol, var ol. Çok teşekkürler. Evet. Peki bu dönemde pandemiden nasıl etkilendin mi Engin? Vallahi pandemiden tabii ki etkilendik. Hem ekonomik anlamda etkilendik, hem psikolojik anlamda etkilendik. Olumlu tarafları var, olumsuz tarafları var. Yani hepsi birbirine hohol olmuş durumda yani. Karıştı. Bizim orada hohol karışmak derler. Yani bütün duygular birbirine karıştı. Şöyle, ailemizle bir arada oturduk, işte bir şeyler paylaştık, çoluk çocuğumuzla bir arada vakit geçirdik. O bir artı oldu. Dünyaya başka bir gözle bakmaya başladık. Artık maddiyatın çok daha önemli olmadığını anladık. O başka bir artı taraf. Bunun yanı sıra tabii eksi tarafları var. Çünkü evlere kapandık, işte umutsuzluğa kapıldık. Geçim sıkıntısı yaşayan birçok insan var. Yani sadece kendimizi düşünmememiz lazım. Bu da ayrı bir taraf. Vallahi bunun sonucu ne olacak? Bu süreci atlatacağız. Atlattıktan sonra neler yaşayacağız? İnsanlar nasıl değişti? İyiye doğru mu evrildik? Vallahi umarım iyi, daha iyi alışkanlıklar edinmişizdir diye düşünüyorum. Sen ben ne tahmin yani ediyorsun? Daha tatlı hissedemedim. Vallahi ben ne tahmin ediyorum biliyor musun? Unutmak çok acayip bir şey. İnsanoğlu aşırı derecede unutkan. Unutmak kimi zaman bir nimet gibi. Çünkü o kadar unutması gereken acılar var ki unutmasan kafayı yersin. Yani düşün, anne baba acıları yaşıyor, evlat acıları yaşayan, ne acılar yaşayan insanlar var. Unutmak böyle bakınca bir nimet. Ama bir yerden de bakınca bugün dardı, ertesi gün bolluğa geçtiğin anda o dünkü darlığı, o sıkıntıyı unutuyorsun. İşte o zaman onu bir daha yaşamak zorunda kalabiliyorsun. Bu bence insanların yaşam tarzını değiştirmesi gerektiğinin farkına vardığı ve unutmaması gerektiği gereken bir durum. Umarım unutmayız. Eğer ki unutmazsak bence artık sanata da daha farklı bakacağız, dünyaya da daha farklı bakacağız. Artık her şeyi böyle kolay ve çabuk tüketmeyeceğiz. Ben umut ediyorum ki bunu unutmayız. Ya biraz avantaj olacak diyorsun bundan sonra. İşte unutmazsak eğer olacak. Evet, unutursak yani her şey aynı eskisi gibi olur. Eski değil de hafızayı beşer, nisyanla malüldür derler. İnsan çabuk unutur ama dediğin gibi inşallah unutmayız. Sevgili Engin, İnşallah. Bir şarkı daha alayım. Sonrasında yine konuklarımız var, onlara geçeceğiz. Ama muhteşem bir sohbet bu arada. Gerçekten inanılmaz zevk aldım bu sohbetten. Bir şarkı daha öyle alalım. Öyle mi? Ben de aynı şekilde. Çok evet. Sağ ol. Çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür. O zaman ben şöyle yapayım. Bir şarkı da ne yapayım? Yaralı Geyik yapayım ben. Yaralı Geyik. Bu da yaban hayatıyla alakalı yaptığımız bir eser.
İki kuple söyleyeyim. Bu da Hızır Canbaz'ın. Gerçekten de kendinin yaşamış olduğu bir öyküdür bu. Her kış Elevit'e giden arkadaş toplulukları var Hızır Bey'in. Giderken bu sefer ilk kara ayak basıyorlar ki karın üzerinde bir ayak izi görüyorlar. Geyik izi ve yanında da kan izleri. Geyiği vurmuşlar ve o geyik yaralı halde dereye inmiş, oradan bayağı yürümüş. Onu takip ediyor. Yardımcı olabilir miyim diye. Yüreği yaralanıyor. Öyle bir hissediyor ki sanki kendisi o geyiğin yerine koyuyor kendini. Ve o içli şarkıyı, yani o içli şiiri yazıyor. Oradan iki kuble okuyacağım. Yine bana gösterdi. Ben de bunu şarkı yaptım. Beni çok etkileyen eserlerden biridir. İşte bir yaralı geyiğin hikayesi. Hep beraber dinliyoruz. Giderken Elevit'e vardı bir geyik izi. Yaralamışlar onu. Kani karta kırmızı. Her al bir avcı vurmuş. Yol üstünde kani var. Bilmez misin vicdan suç. Oğlumda bir cani var. Bir bak tuğla kubara. Kardan görünmez kara, kardan görünmez kara, kardan görünmez kara. Avcı dedin girsin, geyiğe verdin yara, geyiğe verdin yara, geyiğe verdin yara. Sebep olan olmasın. Yürümüş yara yine, umut var olsa da bulunmaz çare yine. Yürür da içi yanar, yara gittikçe kanar. Karnında yavrusunu doğuracağım sanar. Bir baktığımda kumara. Kardan görünmez kara, kardan görünmez kara, kardan görünmez kara. Avcı elin gülsün, geyiğe verdin yara, geyiğe verdin yara, geyiğe verdin yara. Harikaydı gerçekten. Muhteşemmiş. Ben ilk defa çok dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben ilk defa dinliyorum ve gerçekten... İşte yani bu şarkı yaptık ama işte bu şarkıyı daha kliplendiremedik. Çok benim çok etkilendiğim bir şarkıdır. Çok uzundur bir de. Yani tüm o hikayeyi bu şarkıda duyabiliyorsunuz. Değil mi? Her bir anını yazmış, her bir anını, daha sonra da yorumunu koymuş. Ben çok etkilenmiştim ya ilk dinlediğimde. Daha sonra yaptık bu eseri. YouTube'da var, dinlemek isteyen dinlesin. Yo, ben de ilk defa dinliyorum ve çok da etkilendim, doğrusunu söylemek gerekirse. Bu arada tabii hatırlattığın için de bu şarkı hatırlattı. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir dünyaya baktığımız zaman pandemiyle beraber, ben bunu daha önce de programda da söylemiştim. Pandemiyle beraber şunu öğrendik. Aslında insanların hayvanların yaşam alanını gasp etmesi, insanları hayvanlarından gelen bu gibi rahatsızlıklar cezalandırıyor gerçekten. Şimdi bir tür düşünün ki bir ceylanı av adı altındaki işte spor, bir de bunun adına spor demişler. Bir ceylanı yok edip ya. Bak çok acayip bir şey söyledi. Yo, bu öyle. Şarkıyı kesin dinle bak. Hayır, kesin dinle bak, bu dediklerin hepsi var içinde. Onu mutlaka dinleyeceğim. Yani bir ceylanı yok edip onun karnındaki yavruyu çıkarıp onu boğazlayan bir tür düşünün. Şimdi bu tür pandemiden şikayet ediyorsa kusura bakmasınlar ama önce dönüp bir kendilerine, doğaya ne kadar zarar verdiklerine bakmaları gerekir diye de düşünüyorum. Harika bir şarkıydı bu yönden. Kesinlikle. Sana da çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Engin. İyi ki varsın. İyi ki programımıza katıldın. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Sağlıklı günler diliyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde seni stüdyomuzda da ağırlama şerefine nail oluruz.
İnşallah. Ben Mavi Karadeniz'deki sevgili Fuat abiye de selamlarımı iletiyorum. Biz onunla çok oturduk. Sohbetimiz çok iyidir, sağ olsun. Hatta onunla bazı projeler de yapmıştık. Davut abiye de selamlar, sevgiler ve tabii tüm dinleyici dostlarımıza, sevgili hemşerilerimize, tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Bizleri sevsinler, biz onları çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Sağlıklı günler sevgili Engin. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Tamam.